Bir şemsiye. Dostumuz Pocoyo'nun yaşadığı yerde güzel, güneşli bir gün. Oh, merhaba Pocoyo. Merhaba. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bunun ne olduğunu siz söyleyebilir misiniz? Evet, bu bir şemsiye Pocoyo. Şemsiye! Aferin sana. Şemsiyeyi ne zaman... Tamam, anladım. Ne işe yaradığını Pocoyo kendi çözmek istiyor. Aferin Pocoyo. Pekala, gördüğünüz gibi güzel, güneşli... biraz da rüzgarlı bir gün. Aa, bakın, bizim Lula. Kapanıyor. Ne kadar güzel. Dur. Pocoyo. Ah canım. Ah. Peki şimdi oradan aşağı nasıl ineceksin bakalım? Oh, galiba anladım. Dediğim gibi, güzel ancak biraz da rüzgarlı bir gün. Evet, Pocoyo. Bence biraz daha dikkatli bak. Şemsiye ne için kullanılıyor olabilir? Bir baklama duyuyor musunuz? Pato. Evet Pocoyo, çok iyi fikir. Pato! Pato! Ne oluyor? Şemsiyenin kımıldadığını mı sandın? Emin misin? Pato! Pato'ya yuva. Korkma Pato. Oradan çıkabilirsin.
Eli! Merhaba Eli. Belki Eli şemsiyenin ne işe yaradığını biliyordur. Acaba Eli nereye gidiyor? Hop! Eli, şemsiyeyi ne kadar da güzel kullanıyorsun. Ama galiba onu başka bir amaçla kullanmak zorunda kalacağız. Bu gidişle Pocoyo ve arkadaşları yağmurdan sırılsıklam olacak. Ancak... Pocoyo sizi yağmurdan koruyacak bir şey aklına geliyor mu? Pocoyo'ya ıslanmaması için siz ne önerebilirsiniz? Şemsiye kullanmasını! Şemsiye! Bildin Pocoyo. Şemsiye sizin ıslanmanızı önler. Aferin Pocoyo. Evet, dediğim gibi. Pocoyo ve arkadaşlarının yaşadığı yerde rüzgarlı, bulutlu, yağmurlu, güneşli, harika bir gün. Sizin ve Pocoyo'nun sayesinde de aynı zamanda güzel ve kuru bir gün. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Orkestra lütfen. Oo, bakın bu Top Top Orkestra. Müziklerini çok seviyorum. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Top Top Orkestra'nın çaldığı güzel müziği dinlemeye mi geldiniz? Oh, özür dilerim Pocoyo. Galiba Pocoyo müziği dinlemek istiyor. Sessiz olmaya çalışayım. Aa, bakın Pato geldi. Bakın Pato geldi. Galiba biri geliyor. Kim olabilir Pocoyo? Kimin geldiğini Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Eli! Eli! Evet, gelen Eli. Merhaba Eli. Şşş! Hep unutuyorum, pardon. Galiba orkestra müziğini bitirdi. Herhalde gittiler Pocoyo. Evet, bu çok kötü oldu. Çaldıkları müzik güzeldi değil mi? Çalsınlar. Orkestranın geri döneceğini sanmıyorum. Evet, anladım. Acaba müzik çalmak için başka bir yöntem bulabilir misin Pocoyo? Galiba Pocoyo'nun aklına bir fikir geldi. Bakın. Pocoyo bazı müzik aletleri getirmiş. Bir tane zil seti. Bir davul, bir tane de trompet. Aynı Top Top Orkestra'dakiler gibi.
Gerçekten çok iyi bir fikir. Kendi evet. müziğinizi yapabilirsiniz. Müzik. Kulağa pek de hoş gelmiyor Popo'ya. Bakın kim geldi. Bu bizim uykucu kuş. Onu uyandırdınız. Kesin onu. Galiba bu gürültü uykucu kuşu uyandırdı. Yani bu harika müzik. Özür dilerim uykucu. Top top orkestra kadar iyi çalamamış olabilirsiniz. Ama böyle müzik aletlerini çalmak için çok çalışmak lazım Pocoyo. Müzik bitti. Pocoyo, aslında müzik için mutlaka bir alet çalman gerekmiyor. Etrafınız müzik dolu. Biraz dinlemeniz yeterli. Çocuklar, Pocoyo'ya yardım eder misiniz? Müziğe benzeyen bu ses nereden geliyor? Uykucu kuş! Uykucu kuştan! Evet Pato, anlamaya başladın. Çok iyi Eli. Böyle devam et. Böyle Pocoyo. Evet, sadece dinlemek yeterli. Baba, Top Top Orkestra sen ve arkadaşlarınla birlikte müzik yapmak istiyor Pocoyo. Anladın mı? Müzik yapmanın çok değişik yolları var. Hadi siz de bize katılın. Aferin sana Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bugün Pocoyo sanki bir şeyler inşa ediyor. Kocaman güzel bir kule yapmaktan daha eğlenceli bir şey düşünemiyorum. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Haklısın. Yıkmak daha da eğlenceli. Bugün yanına bir oyun arkadaşı gelse her şey çok daha güzel olacak aslında. Eli. Bildin Pocoyo. Eli seninle oyun oynamaya geliyor. Anladım. Tıpkı onun gibi ayaklarını yere vurarak yürüyüp fil sesi çıkardığına göre Eli'nin taklidini yapıyorsun. Bence o gelmeden önce burayı biraz temizlemek iyi olur. Ne dersin?
Canın temizlik yapmak istemiyor galiba, değil mi? İşte bir süpürge. Evet, bir süpürge. Ne kadar güzel, değil mi? Galiba Pocoyo süpürgeyi görünce çok heyecanlandı. Nasıl kullanılacağını biliyor musun Pocoyo? Aslında ben tam olarak öyle düşünmemiştim. Ama çok eğlenceli olmalı. Sizce Pocoyo süpürgeyle ne yapıyor? Ata biniyor. Bu bir at. Doğru. Pocoyo ata binmiş gibi yapıyor. Evet, şimdi anladım. Cowboy Pocoyo. Gerçekten çok güzel. Evet, çok güzel. Ama bu değil. Şimdi de buz hokeyi oynuyorsun. Süpürge de senin hokey sopan. Ben buz hokeyine bayılırım. Pocoyo atışını yapıyor. Ve sayı... Pocoyo! Pocoyo! Gerçekten harikaydı Pocoyo ama... Evet! Aranızda Pocoyo'nun şimdi ne yaptığını anlayan var mı çocuklar? Gitar çalıyor! Gitar! Muhteşemdi. Gitar çalarken hoplayıp zıpladın, yerlerde kaydın ve bütün küpleri etrafa saçtın. Gerçekten iyiydi. İşte bu ilginç. Çok ilginç. Ben süpürgelerin temizlik yapmak için kullanıldığını sanırdım. Eyvah! Temizlik dedim de bizim yapmamız gereken bir şeyler yok muydu? Olamaz. Şimdi hatırladım. Seninle oynamak için birileri buraya gelecekti. Kimdi? Söyle bakalım. Aranızda kimin geleceğini hatırlayan var mı çocuklar? Eli. Eli oynamaya gelecek. Eli. Çok doğru. Eli her an burada olabilir. Bu dağınıklığı bir an önce toparlamamız lazım. Ortalığı Eli gelmeden önce temizlememiz lazım diyor. Sakin ol Pocoyo. Önce biraz düşün. Pocoyo, üzgünüm ama şimdi oyun oynamanın sırası değil. Şimdi anladım. Pocoyo ata binerek... Hokey oynayarak... ve çılgın gitarını çalarak etrafı pırıl pırıl yaptı. Ne kadar güzel bir fikir, değil mi? Bütün oyun küplerini çabucak kovalara doldurdu. Pocoyo'ya aferin! Eğlenceli bir şeyler yaparken ortalığı toplamak ne kadar kolay oldu, değil mi Pocoyo? Tam zamanında geldi. Bugün Pocoyo için gerçekten çok güzel geçti. Biraz hayal gücü kullanarak ortalığı toplamak çok eğlenceli olabiliyormuş. Sanırım eğlenmek için daha pek çok fırsatları olacak. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. (Gülüyor)
çalıyor. Aa, işte Pocoyo. Pocoyo, buraya gel. Pocoyo. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Söyle bakalım Pocoyo, acaba bugün neler yapmak istiyorsun? Aa, şuna bakın. Bunun ne olduğunu biliyor musun Pocoyo? Bunun ne olduğunu Pocoyo'ya söyleyebilir misiniz? Bu bir telefon. Telefon. Evet Pocoyo. Galiba bunun ne işe yaradığını anlamaya çalışıyorsun. Bu gördüğün ilginç aletin ismi... telefon. Ve bu alet bazen sesler çıkarır. Şöyle. Evet, tam öyle işte. Böyle ses çıkarır. Ring ring. Ve ring ring dediği zaman ne anlama geliyor biliyor musun? Aa, sanırım Pocoyo'nun aklına bir şey geldi. Nereye gidiyorsun Pocoyo? Pocoyo ne yapıyorsun? Aa, anladım Pocoyo. Telefonun konuşması için yanına ring ring yapan başka bir arkadaş getirdin. Ne kadar eğlenceli bir fikir. Ama maalesef telefonlar ring ring yapan başka aletlerle konuşamazlar. Olamaz. Galiba Pocoyo biraz üzüldü. Hemen vazgeçme Pocoyo. Kimden yardım isteyebilirsin? Pato. İşte Pato burada. Tam da burnunu yemeğinin içine daldırmak üzere. Sanırım Pocoyo'nun sana göstermek istediği bir şey var Pato. Telefon. Olamaz. Duydunuz mu? Galiba Pato'nun karnı çok acıktı. Aç bir ördeğin sabretmesi de çok zordur. Gördünüz mü? Yine zil çaldı. Şimdi de içinden konuşuyormuş gibi sesler geliyor. Ne duruyorsun? Ne söylüyormuş dinlesene. Evet sen. Neden olmasın? Şimdi Pocoyo. Telefon çaldıktan sonra elini alıp ne diyeceğini biliyor musun? Alo diyeceksin. Alo. Alo. Çok güzel. Aferin sana. Telefonun ne işe yaradığını gördün mü? Arkadaşlarınla konuşabilirsin. Çok uzakta olsalar bile. Acaba seni kim arıyor merak ettim doğrusu.
Bu arayanın kim olduğunu Pokoya'ya söyleyebilir misiniz? Arayan Eli. Eli. Bak anladın işte. Aferin Pokoya'ya. Eli bir parti veriyor. Seni bunun için aramış. Arkadaşlarınla haberleşmek için telefon ne kadar yararlı bir alet, gördün mü? İşte hepiniz bir araya geldiniz. Bence bugün çok güzel vakit geçireceksiniz. Eli'ye teşekkürler. Tabii telefona da. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ve Lula bugün deniz kenarına gidiyorlar. Merhaba Pokoyo. Sana da merhaba Lula. Merhaba. Ne güzel. Sahilde bir gün geçirecekler. Bir piknik sepetleri var. Bir de plaj şemsiyeleri. Ve Pokoyo. Nereye gidiyorsun? Sahil o tarafta değil. Çok iyi bir fikir Pokoyo. Bir top. Yuvarlak, turuncu, küçük bir top. İyi ki yanında getirmişsin. Yuvarlak. Evet, yuvarlak. Bir daire gibi. Aferin Pokoyo. Eminim Lula, kumlarda top yakalamaca oynamaya bayılacak. Hadi, at bakalım. Pokoyo, sahil o tarafta değil. İşe bak. Demek buradasınız. Peki top nerede? Topu görüyor musun Pokoyo? Bunlardan hangisi top? Bunlardan hangisi Pokoyo'nun topu? Söyleyebilir misiniz çocuklar? Yuvarlak olan. Yuvarlak. Yuvarlak. Çok doğru Pokoyo. Senin topun yuvarlak. Hadi artık sahile gidelim. Arkadaşımız Pato çok eğleniyor galiba. Çok güzel Pato. Aman dikkat et. Neredeyse çarpıyordu değil mi Pato? Lula geliyor. Zavallı Pato. Ne kadar çok uğraşmıştı. Pato, galiba Pokoyo'nun topu buralarda bir yerde kayboldu. Yardımcı olabilir misin? Yuvarlak. Evet, Pato doğru söylüyor. Etrafta görünen her şey yuvarlak. Senin topunun başka bir özelliği daha yok muydu Pokoyo?
Pokoyo'nun topu bunlardan hangisi söyleyebilir misiniz çocuklar? Turuncu olan turuncu top. Turuncu. Oh, Lola. Topları gördü. Hayır olamaz. Yine mi? Olanlar için üzgünüm Pato. Bakın eli ne kadar yetenekli. Dikkat et. Yo, olamaz. Merhaba Eli. Eli. Oo, şimdi topunu bulmak biraz daha zorlaştı değil mi? Belki de Eli'ye nasıl bir top aradığını anlatmalısın. Yuvarlak, turuncu. Hayır, bu senin topun değil. Topun nasıl olduğunu söylemiştik. Yuvarlak, turuncu ve... Aranızda Pokoya'ya topunun hangisi olduğunu söyleyebilecek olan var mı? Küçük olan. Küçük. Aferin. Evet. Topunu bulduğuna göre deniz kenarına gidebilir miyiz artık? Sahil! Yaşasın! Sonunda sahile gelebildik. Pokoya'ya kocaman bir aferin. Bu koşuşturmacadan sonra Pokoyo çok güzel bir gün geçirdi. Ve tabii onun sayesinde ben de. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Merhaba Pokoyo. Merhaba. Pokoyo bugün çok eğlenceli bir gün geçirecek. Arkadaşı Pato ile oynamaya gidiyor. Bu da ne böyle? Galiba bu bir gölge. Gölge galiba seni takip ediyor Pokoyo. Acaba bu neyin gölgesi? Bunun neyin gölgesi olduğunu Pokoyo'ya söyleyebilir misiniz? Evet, bu küçük bir bulut. Acaba buraya nereden gelmiş? Belki o biliyordur.
Ya gördün mü? Çok mu komikmiş Pato? Buluttan Pato da pek hoşlanmadı. Git buradan. Galiba küçük bulut ağlıyor. Bulut ağlıyor. Ne kadar garip. Bulutları tanımasam ben de öyle düşünürdüm. Ama evet, bulutun kalbi kırılmış. Merak ediyorum. Bakalım şimdi ne yapacaksın Pocoyo? Bir fikrin mi var? Ne peki? Bulut. Aa, evet anladım. Bulutla konuşmak istiyorsun. Bu çok güzel bir fikir Pocoyo. Ama bulut seni duyabiliyor mu acaba? Bağır. Çok iyi bir fikir Pocoyo. Eğer hep birlikte bağırırsanız belki küçük bulut sizi duyabilir. Bulut! Bulut! Evet. İşe yaradı. Bence küçük bulut seni sevdi Pocoyo. Belki de... olabilir mi acaba? Evet. Bence bu küçük bulut sadece bir arkadaş istiyor. Arkadaş. Pocoyo, bulut. Arkadaş. Arkadaş. Galiba Bulut iki yeni arkadaşını gezdirmek istiyor. Seni de çağırıyor Pato. Ne kadar eğlenceli. Bakın Lula. İşte Eli de orada. Bak Eli. Pocoyo ve Pato'nun yeni bir arkadaşları oldu. Ben size her zaman söylüyorum. Yeni bir arkadaş edinirseniz gününüz çok daha güzel geçer. Aferin sana Pocoyo. Görüşmek üzere. Baksana Pocoyo. Yoksa bugün birinin doğum günü mü? Kimin doğum günü? Biliyor musun? Kimin?
anladım. Bizim bulmamızı istiyorsun. Bulmaca çözer gibi. Sizler kimin doğum günü olduğunu tahmin edebilir misiniz? Eli. Bugün Eli'nin doğum günü. Evet, bildiniz. Bugün Eli'nin doğum günü. Ve bir doğum günü partisi verecek. Heyecan verici bir şey. Peki Pocoyo. Eli'ye doğum günü hediyesi hazırladın. Hayır. Nasıl bir hediye düşünüyorsun? Ben yapacağım. Ah, anladım. Gerçekten iyi bir fikir. Eli'ye bir hediye hazırlayacaksın. Peki Pocoyo, nasıl bir hediye olacak? Karar verdin mi? Pekala. Ah, anladım. Çözülecek bir bulmaca daha. Biz anlamaya çalışacağız. Çok eğlenceli. Yalnız parti birazdan başlayacak. Hemen işe koyulsan iyi olur Pocoyo. Pocoyo! Ne yapmaya çalışıyorsun Pocoyo? Galiba anladım. Bu güzel parçalarla Eli'ye bir doğum günü hediyesi yapacaksın. Gayet iyi bir fikir. Doğrusu ne yapacağını merak ettim. Aa, çok iyi bir başlangıç. Kocaman güzel pembe bir top. Çok güzel oldu Pocoyo. İyi de bu nedir? Tamam, anladım. Henüz işin bitmedi. Sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlandım. Bunları da mı hediyene ekleyeceksin? Pocoyo'nun ne hediye yaptığını çok merak ettim. Tahminde bulunabilir miyim? Çok iyi düşünmem gerek. Büyükçe bir şey. Rengi de pembe. Ve bu Eli'nin hediyesi olduğu için Eli'nin gerçekten seveceği bir şey olmalı. İçin bir Eli. Peki sence de bir eksiklik yok mu? Acaba burada Eli'nin hangi parçası eksik Pocoyo? Pocoyo'ya siz yardım edebilir misiniz? Eli'nin neresi eksik? Eli'nin hortumu. Evet, işte o. Aferin sana. Eli'nin hortumu eksik. Hadi onu da tak Pocoyo. Yerini biliyor musun? Pocoyo, dalga geçme. Eli'nin hortumunu takacağın yer gerçekten orası mı? Demek şaka yapıyorsun. Güzel. Çok komik görünüyor Pocoyo. Peki Eli'nin hortumu nereye takılacak? Ne kadar güzel oldu. Pocoyo, Eli'ye harika bir Eli yaptı. Ayrıca partiye de yetiştirdi. Hadi toplanma vakti geldi. İyi ki doğdun Eli.
aynı zamanda bizim de doğum günü hediyemiz. Aa, bizim için büyük zevkti. Nice yıllara. Şimdi hep birlikte iyi ki doğdun diyelim. İyi ki doğdun Eli. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Merhaba Popoyo. Merhaba Pato. Merhaba. Sence bu ne olabilir Pocoyo? Şu sürprize bakın. Sakın korkma Pato, eğleniyoruz. Pocoyo başka bir düğmeye basacak. Az sonra sizin seçtiğiniz şarkıları dinleyeceğiz. Ama önce hava ve yol durumu ile ilgili. Buna ne dersiniz? Hem konuşuyor hem de müzik çalıyor. Peki ne olduğunu biliyor musunuz? Pato? Çocuklar, siz bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Radyo! Bu bir radyo! Evet, bu gördüğünüz bir radyo. Radyo! Gerçekten çok iyi yapıyor. Bence Pocoyo da bunu denemeli. Pocoyo dans ediyor. Aa, Eli de geldi. Dans etsin. Ne kadar güzel dans ediyormuşsun Eli. Johann Strauss'tan Mavi Tuna'yı dinledik.
Poco'yu. Dans etmek istemiyor musun? O halde neden etmiyorsun? Yoksa Pato gibi dans etmeyi bilmiyor musun? Galiba Eli gibi de dans etmeyi bilmiyorsun, öyle mi? Pato ya da Eli gibi dans etmeyi bilmiyor olabilirsin. Ama tanıdığım öyle biri var ki onun gibi dans edebilirsin. Pocoyo gibi dans edebilirsin. Peki bize Pocoyo dansını göstermeye ne dersin? Pocoyo'nun dansını görmek istemez misiniz? Onun dansını görmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Hadi Pocoyo'yu dans ederken görmek istediğinizi söyleyin. Lütfen dans et Pocoyo, çok istiyoruz. Çok eğlenceli. Şimdi hep birlikte dans edelim. Hadi hepiniz kalkıp dans edin. Bir sürü dans çeşidi var. Herkes dans edebilir. Yaşasın dans etmek. Aferin Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. We'll be right back.